Güzel günler. Tarih 18 Mart. Değerli izleyenler, önemli bir gün. Haber geliyor. Haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikte. Öncelikle Çanakkale şehitlerini anmak istiyorum. Çanakkale'de mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Tarih sayfaları 1915 yılını gösterdiğinde Çanakkale'de yaşanan o çilekeş hayatı, yaşadıklarımızı, 7 düvele karşı vermiş olduğumuz savaşta bizlere bugünün cumhuriyetini hediye edenlere çok çok teşekkür ediyorum. Özetle Türkiye'me emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi unutmayacağız. Bu arada şu sıralarda Türkiye'nin başında bildiğiniz üzere bir terör belası var. Ve askerimiz, polisimiz dört bir kanattan temizlik çalışmalarına çoktan başladı bile. Allah askerimize, jandarmaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, polis özel harekata, jandarma özel harekata, istihbarat birimlerine, herkese yardım etsin. Yiğitlere buradan, yavru vatandan selam olsun. Ve biz bugün trafiği konuşacağız. Bizim de terörümüz trafik. Biliyorsunuz trafikte her geçen gün yeni bir can kaybediyoruz ve kaybettiğimiz bu canların arkasından sadece gözyaşı döküyoruz. Atılan somut adımlar var mıdır? Bunların hepsi birer soru işareti midir? Bunları, bu soru işaretlerini kaldırmaya çalışacağız programda. Ehliyet verme sisteminden tutun, trafik güvenliğine kadar. Trafik parkuru var mıdır? Buradan tutun, yol güvenliğine kadar ve yollarımızın durumuna kadar hem görsel hem de sözlü olarak sizlerle paylaşacağız. Şoför Okurları Birliği Başkanı Barış Tilki bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan. Nasıl? Ne güzel söylediniz. Bizim aynısı. Burada terörümüz trafik. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Yerinde bir cümle vurdunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Bir düzelme öngörüyor musunuz? Oradan başlayayım. Şimdi yani ortadan başlayacağım. Aslında ben yıllardır söylüyorum, yine söyleyeceğim. Türkiye'de, ana vatanımızda ilerleme olduğu sürece bizim buraya da sıçrar. Siz de takdir edersiniz ki biz her gün haberleri açtığımızda yüzlerce, binlerce, bayramlarda bilhassa alkollü sürüşlerin ve hız limitlerinin aşımı Türkiye'de bayağı. Bu bir şeydir, ekip işidir. Yani Türkiye'de olsun, dünyada olsun. Şimdi Türkiye'de benim izlediğim ve hep takip ettiğim, Amerika'yı baştan keşfetmeye çalışıyorlar. Boşuna yani ben yıllardır hem Türkiye Federasyonu'na, Sürücü Federasyonu'na, hem oradaki şoför okullarına, hem ilgili kişiler hep söyledim. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Bugün gelişmiş ülkeler bu işi çok güzel çözdü. Nasıl çözdü? Eğitim ile, denetim ile ve caydırıcılığıyla. Bu üçü olmazsa Hakan hiçbir şey başaramam. Bizde var mı bunlar? Eğitim var mı? Türkiye'de olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yoktur. Ne eğitim var, ne denetim var, ne caydırıcılık var, ne altyapımız var, ne mimarımız var. Onun için bunlar bir paraleldir. Rıdvan Ege hocamın dediği gibi trafik bir orkestradır. Evet. Bu orkestrayı, sistemini ve ekibini tam teşekküllü başarır ve kurarsan bu işi başarın. Şimdi Amerika'ya baktığında, İsveç'e baktığında, Almanya'ya baktığında, İngiltere'ye baktığında hayranlık duyan. Çünkü adamlar bazı şeyleri aştı ve bazı şeyleri de aşmak zorunda kaldı. Çünkü canıdı ölen insanların. Ve bu konuda tedbirler aldılar. İlkokuldan başlayarak liselere kadar çocuklarımızı trafik konusunda temel ders olarak koydular ve çocuklarımızı eğittiler. Türkiye'de var mı bu? Hayır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni Eğitim Bakanımız Sayın Kemal Dürüst'ün çalışmalarıyla, ama yeterli mi? Bence yeterli değil. Çünkü önce yetkili kişileri, yani öğretmenleri trafik hususunda eğitmemiz gerekir. Nasıl bu konuların aşıldığına bakılması gerekir. Müfredatların daha geniş konması gerekir. Ve tabii her şey maddiyattan biter. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu konuları ileriki zamanlarda ben inanırım ki müfredata ve yasalarımıza eğitim hususunda konulursa, ben inanırım ki bu çocuklarımız daha bilinçli ve daha ne yaptığını bilen bir toplum olacaklar.
Ben hep bunu söylüyorum. 20 sene önce İngiltere'de bir çalışma yapıldı Hakan. Ve dediler ki bu trafik kazalarını kimler gerçekleştirdi, kimler yapıyor? Bir istatistik çıkarttılar ve kimler çıktı bilir miyim? Eğitim almamış 40 yaş üzeri kişiler İngiltere'de 20 sene önce. Bunun şeyi bizde de var, bilgisi ve bu nettir yani. Bu eğitimi görmeyen kişiler kesinlikle trafikte saygınlık beklemememiz gerekir. O kişinin kurallara uymasını beklemememiz gerekir. Yani bu şoför okullarıyla, ehliyet müfettişleriyle çözümlenmesi mümkün değil. Peki şoför okullarının verdiği eğitim ne düzeyde? Çok kötü. Yani şoför okullarının verdiği eğitim çok çok kötü. Çağ dışı bir eğitim veriyoruz. Sebebini soracak olursak bugüne kadar ben işte 21 yıl 95'ten beri bu işi yaparım. Nasıl oldum şoför okulu sahibi? O zamanki şartlarda 95'te açtığımda ben bu okulu her ehliyeti olan şoför okulu açma statüsüne sahibiydi. Bugün? Bugün 2004'te bir yasa geçirildi. Dediler ki bundan sonra şoför okulu açmak için 3-5 yıl eğitmenliğin olacak. Ve 5 yıl eğitmenliğinden sonra bakanlığın uhdesinde ona göre uygun görülürse verilir. Şimdiki şartta yeterli mi? Hayır. Eğitmen nasıl olunur? Bir eğitmen kitabımız hala daha yok. 21-74 trafik yasasından işte çevre bilgisi, motor bilgisi ve bunun akabine polis genel müdürlüğüne bağlı bir polis arkadaşımız pratik sürüş yaptırır bize ve uygun görürse bize eğitmenlik belgesi verir. Yeterli mi? Bir pedagoji eğitimimiz var mı? Bir seminerimiz var mı? Gelişmiş ülkelerde bunu takip edip de nasıl verildiğini takibini yapan var mı? Yok. Yani bugün 10 ders zorunluluğu var şoför okullarında. Ve 10 dersin nasıl verildiğini, şoför okulları tarafından nasıl yapıldığını denetleyen bir mekanizma yok. Bir müfredatımız yok. Her şoför okulu farklı eğitim veriyor. Her müfettişimiz farklı konularda sıkıyor öğrencilerimizi. Yani başıboşluk, bir peşmekeşlik yaşıyoruz. Yıllardır ben söylüyorum. Artık bu trafik biriminin de oluşmasından ben inanıyorum ki doğru kişiler, doğru kadrolar bu trafik birimine yerleştirilirse ben inanıyorum ki yavaş yavaş bazı şeylerin olacağını, bazı konuların artık gündeme geleceğini, eskisi gibi artık her şeyin böyle rahat olmayacağına, şoför okullarının da denetleneceğine, ehliyet müfettişlerimizin standartını artıracağına, eksiklerinin tamamlanacağına ben inancım tamdır ama demin de söylediğim gibi bu bir kişiyle olacak bir şey değil. Evet. Bu bütçeye dayanıklı bir şey değil. Şimdi trafik birimine geleceğim. Evet. Trafik birimiyle ilgili beklentilerinizi merak ediyorum çok, ancak çok. Onun öncesinde az önceki sorduğum soruyu bir başka soruyla tamamlayayım. İlk olarak size sordum, hazır mı veya eğitimleriniz nasıl, şoför okullarının dedim. Bunun cevabını aldık. Peki sizin hazırladığınız sürücü adaylarının girdikleri sınav sistemi nasıl? Evet. Yani verdiğiniz eğitim sınavda adaylardan talep edileni karşılıyor mu? Evet. Şimdi siz de takdir edersiniz ki Hakan, her şoför okulu ayrı bir şey var. Yani yönetmeliği var, ayrı bir kişiliği var. Ve bunu siz de demin de söylediğim gibi bir caydırıcılığı, bir denetleyiciliği, bir eğitimleşme hususunda seminerler olmadıktan sonra bunu takip etmek söz konusu değil. Şimdi 40 tane şoför okulu var. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız 7'den daha verdi. 47 tane olduk. Tabii bunlar ön izindir. Belli kriterleri var. İşte eksiklik mi var bunda da 7 tane? Yani fazlalık var. Şimdi ben bu konulara değinmek istemem baştan. Çünkü benim istediğim aslında bağcıyı dövme değil, üzüm yemektir amacım. Bugün trafiği isterim konuşayım. Evet. İşte başlayacaksak şimdi işte şoför okulu verildi, verilmedi, niçin verildi bunları hep bu sefer trafiği konuşamayacak. Eksiklerimizi konuşamayacak.
Dilerseniz başka bir programda şoför okullarının yeterli olup olmadığını tartışalım. Onu başka bir programda. Evet, çünkü gerçekten trafikte bir kaos yaşanıyor. Ölen insanlarımız acı çekiyor, ailelerimiz acı çekiyor. Ve bu konuları biz sizin Diyalog TV kanalıyla bir kez daha belki sesimize kulak verirler. Ve bir nebze olsun bu yaraların sarılmasına bizim de katkımız olur. Çünkü gerçekten üzülüyoruz. Çünkü biz de bu sektörün içindeyiz. Evet. Ehliyet almak kolay mı ülkede? Hem kolay hem zor. Zorluğu ne mesela? Zorluğu demin birazdan göstereceğiniz yollar, evet. Sistem, evet, altyapı. Yani şimdi sizin benim, onu söyleyeceğim. Sizin benim gibi ehli olan trafikte, ehliyetimiz olan, deneyimimiz olan kişilerin bile bu trafikte sürüş yapması ne kadar bir zorluk içerisinde yaptığımızı ve bazen bıkkınlık gelir. İşte çıkıp orada insanların sövdüğünü duyuyoruz. Eli hareketlerini yaptığını görüyoruz. Ve düşünün bu şartlarda gerek ehliyet müfettişlerimiz gerekse şoför okulları hiç bilmeyen, pedalla alakası olmayan, vites ile alakası olmayan, hayatında dümeni tutmayan kişilere araba öğretmeye çalışıyor. Bu ne kadar bir zordur. Bu bir madalyonun bir tarafı. Sınav şeyine bakacak olursak aslında gelişmiş ülkelerdeki gibi daha sistematik, daha rahat, öğrencilerimizin daha rahat edeceği bir ortam yok. Dışarıda hala daha bekliyorlar. Ehliyet müfettişlerimiz motor sınavlarında arabada takip etmek zorunda kalıyor öğrencilerimizi. Öğrenci motorla gider. Müfettişimiz arkada arabayla takip eder. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Kukaları biz alırık Ortaköy'den, ehliyet müfettişliğinden getiriyoruz biz Atatürk'e, spor salonunun oraya ve park yerinde yapıldığı için parkur oradan taşınmak zorunda kalıyoruz. Yani bunların hep zorluklarını biz vatandaş olarak hem öğrencilerimize, hem müfettişlerimize, hem şoför okulu sahiplerine yaşatmak zorunda kalıyoruz. Peki şu uygulanabilir bir sistem mi? Önceden ehliyet almak için müfettişle sürücü adayı arabaya biniyorlar. Evet. Müfettiş işte 8-10 tane tabelayı kendisine soruyor. Evet. Aldığı cevaplar doğruysa araç hareket ediyor. Bu, işte bir üçlü dönüş yap, evet. İki tur at, ondan sonra gel ve ehliyeti alıp almayacağına karar ver. Evet. Yöntem. Şu anda nasıl bilmiyorum ama. Aynıdır. Peki şimdi, bu kullanılabilir bir sistem. Yani bu bunu yaptıktan sonra ehliyeti alan kişi gerçekten evet araba kullanmaya ehildir belgesinin verilmesi doğru mudur? Evet. Şimdi yan taraf Güney Rum kesimi Avrupa Birliği'ne 2004 yılında giren resmi bir ülkedir. Ve bırakın 8-10 tane levhayı, onların 2-3 tane levha sorup da sınava girdiğini bizzat ben dün gözlemledim. Evet. Bak Avrupa Birliği. Şimdi doğru bir sistem olup olmadığını önce ülkemizin, şimdi farz et ki Hakan yarın yazılı sınava geçtik Türkiye'deki gibi. Hı hı. Motor bilgisine geçtik, ilk yardım donanımına geçtik. İlla vatandaşımız bunları bilecek. Ve altyapımız aynı noktada, aynı durumda. Ve o öğrencilerimizin, ehliyet alan veyahut da almayan öğrencilerimizin trafikte ne kadar kontrol edilmedikten sonra, polisimiz bu kontrolleri yapmadıktan sonra, altyapımızın yetersiz olduğunu söylemeden ne kadar bu kazaları azaltacağımıza bakalım. Yani bunlar paraleldir. Şimdi önce ülkenin şartlarına bakacaksın, evet. Altyapına bakacaksın ve ondan sonra sen sistemi, gerek sınav sistemini, gerekse müfettişlerimizi, gerekse şoför okullarını bu sisteme göre uyarlayacaksın. Hepsi bir paraleldir. Yani bugün senin söylediğini çok iyi anlıyorum. Bir yazılı sınav olsun. Evet. İşte ama tamam bunlar olurken senin iki tane motor alamama lüksün varken bugün devlet olarak bir soru bankacılığını, bilgisayarlarını yani geçmek ne kadar doğru olur? Vatandaşımızın bugün bu yapıda, bu altyapının bozukluğunda bunları sen sıktığında ne kadar kazaları koruyabileceksin? Evet. Yani benim demek istediğim olsun onlar da. Ben de farklı şeyim ama bugün Rum, onun için örnek verdim size Rum. 2004 yılında geçti, bugün 2016 yılındayım. 12 yıl var, 280 bin euro katkı alır Avrupa'dan trafik için. 80 bin euroyu ceza öder.
Sırf uymadı bazı kriterlere diye. Yazılıya veyahut da bilmiyorum. Bazı noktalara geçmediğinden dolayı. Geçemez mi? Ödemesin diye. Çok kolay. Ama adam diyor ki benim ülke şartlarım benim uygun değil. Ben şimdi sen bunları yaptığın zaman yarın yazılıya geçersek biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Kıbrıs vatandaşları gidecek güneyden ehliyet alsın. Dünya tanınan bir ehliyettir bu. Sen bunları yani yazı üstünde işte motor sınavlarını değiştirdik 2013'te. 2014'te de uygulamaya başladık. Her şey çözüldü, kazalar azaldı mı motorlarda? Hayır. Evet yani yazı üstünde onu söylemeye çalışıyorum size. Yazı üstünde uygulatmak çok kolaydır. Şimdi önemli olan gerçek bakış açısıyla gerçek ama sırf yaptığımda işte şovu yapalım işte bakanları işte biz bunları değiştirdik dedirdelim susturalım halkı demeyle bu işler çözülmez. Nasıl çözülür? Kademe kademe kısa vadeli orta vadeli uzun vadeli. Şimdi bugün hala daha Hakan 2032 kilonun üstündeki kamyonetçiyle biz tır ehliyeti verirsek bak 2032 kilodan bahsedin bir kamyonettir bu. Biz tır ehliyeti veriyorsak bu ülkede ve bu hala daha değiştirilmez. Niçin yazılı sistemi ivedilikle yapmamız gerekir? Bunun öncelik olması ve 22 kişilik minibüsüyle 50 kişilik otobüsün sınavının niçin yapılmadığını ivdelemememiz anlam veremiyorum. Ama tutturduğu kazalar önleme derneği başkanı Sayın Avcı işte küçücük bir kitap var 20 sayfalık alver yapıyor şoför okulları müfettişler. Kendi aramızda yapıyormuşuk ve onu istemeyip biz bu sistemi değiştirelim. Ama Sayın Avcı bu şeye odaklandı. Şimdi bakıyorum ben senin hala daha bugün açılan şehirler arası yolların yeni yaptığın yollar. Niçin dört dörtlük yapılmıyor? Evet onlara geleceğim. New Jersey'siyle, trafik levhalarıyla, çemberiyle, ışıklandırmasıyla. Ki birazdan onunla ilgili evet. Bir haber izleteceğim ama altyapı demişken size altyapıyla ilgili güzel bir haberimiz ne var. Güzel. Yeni özellikle şoför adayları bakalım hangi yollarda araba kullanacaklar. Kızılbaş yolunu hazırlayalım arkadaşlar. Evet. Değerli izleyenler özellikle sürücü adayları trafiğe çıkmak için sabırsızlanan arkadaşlar. Ben de araba kullanmak istiyorum diye heyecanlanan arkadaşlar. Sizleri şimdi öyle bir yola götüreceğim ki bakalım bu yolda araba kullanabilecek misiniz? İsterseniz haberimizi de izleyelim sonrasında üzerine konuşacağız. Bir tarafta devlete seyyusefer adı altında ödenen yüzlerce liralar, diğer tarafta köstebek yuvasına dönmüş yollar. Araçların gidemediği, ciddi zarar gördüğü, arabası olan herkesin mağdur olduğu ancak yöneticilerin bir türlü göremediği Yenişehir Kızılbaş yolu. Aydaki kraterleri andıran yolda sağlıklı ilerlemek imkansız. Neden bu yol yapılmıyor sorusuna da mantıklı bir cevap bulamıyoruz. Tarihimize sahip çıktığımız doğrudur. Kızılbaş Kilisesi'ne giden bu yol muhtemelen Osmanlı döneminde yapıldı ve hala daha bir revizyon çalışması yok. Köstebek yuvasını aratmıyor. Tabii ki bunun bir nedeni kuşkusuz vardır. O da tarihi dokuya sahip çıkmak olarak nitelendirebiliriz. İşin esprisi bir yana yolun yapılmamasından dolayı da akıllara başka bir şey gelmiyor. Çünkü her yıl devlete ödediğimiz seyyusefer harçlarının karşılığını alamıyoruz. Hem devlete hem de makiniste çalışır hale geldik. Bizler her sene yolu kullandığımız için seyyusefer ücreti ödüyoruz. Bunun yanında ödediğimiz ek ücretler de var. Buradan ülkeyi yönetiyorum diyenlere sorumuz şu. Sizler amortisörün, lastiğin ve aracın alt takımının fiyatının ne olduğunu biliyor musunuz? Siz bunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz ama bizler her sene seyyusefer'in yanında araç bakım parası ödüyoruz. Bölgede evi ve iş yeri olan da tepkili. Güneşli havada geldiniz buraya. Keşke yağmur yağarkana geldiydiniz buraya. Arabaları itecek kadar çok suyun yukarıdan aşağıya geldiğini göreceksiniz. Saatlerle dükkanınızda, evinizde mahsur kalırsınız. Yağmur tıp dediği bitmiştir olay. Yani ülkenin tüm kurumları gibi belediyelerimiz de batmış durumda. Ama bu bataklıklarını
anlatamıyorlar, söyleyemiyorlar. Bundan bunu çekinirler veya saklarlar, gizlerler. Artık çıkın ortaya, deyin ki biz battık, biz bir şey yapamayız. Yani zannediyorlar ki onların görevleri halktan vergi toplamaktır. Yalnız hayır. Vergi toplamak bir bölümüdür ama vergi toplarken yanında yapacakları işler var. Bunları da yapmaları lazım. Arabayla yolda giderken çukura düştüğünüzde arabanın her tarafı kırılır. Her tarafı. Ve bunu kimseden tazmin edemezsiniz. Cebinizden onarmak zorunda kalırsınız. Nasıl ki bu yolları, yıkılan yerlerini tamir etmeyi unutuyor, unuttukları gibi bir yılda vergi almayı unutsunlar bakalım. Almasınlar vergi, insanlardan bir yıl unutsunlar. Durum bu. Bu şehirde yollar hayata en büyük engel. Evet, özellikle ehliyet almak için şu sıralar sıra bekleyen arkadaşlar, ehliyet alıp trafiğe çıkmak istiyorum diye canı gönülden o belgeyi bekleyen arkadaşlar, ehliyeti aldıktan sonra bu yollarda araçla geçmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bu yollarda araba kullanırsanız, kullanabilirseniz, bunu becerirseniz, istediğiniz her yerde araba kullanırsınız. Ancak şunu da göze almanızı isteyeceğim, ödediğiniz seyir seferlerin yanında araçların alt takımlarına bakım için de, amortisörler için, lastikler için de para ödemek zorunda kalacaksınız ekstradan. Bunu da aklınıza not edin derim genç arkadaşlara tavsiyem. Evet, izlediniz haberi. Altyapı evet. Demişken daha altyapı ile ilgili çok göstereceğim haber var. Şimdi ama bu yani, bir tanesiydi. Evet, şimdi biliyorsunuz yani şehir içlerini belediyelere aittir. Yani karayollarıyla evet. Hiçbir alakası yok ama karayolları müdürü Sayın Hasan Nihat Erduran çok sevdiğim ve gerçekten çalışkan bir arkadaşımızdır. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü gerçekten özverili çalışıyor ve hep söylediği bir şey vardır. Ben %50 eksikliği personelinden çalışırım. Bakın, şimdi demin bunu vurguladım, bir daha vurgulayacağım. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Şimdi bu iş ne karayollarıyla düzelir, ne şoför okullarıyla düzelir, ne ehliyetle düzelir. Bu iş paraleldir Hakan. Neyle? Her şey para. Birincisi para. Şimdi 13 milyon bir bütçe ister. Karayolları, trafiğin düzenlenmesi ve yapılması, aktarılan para 2 milyon. Bak 13 milyon. Şimdi önce devlet, hükümet, başbakanlık yapan, cumhurbaşkanlığı yapan kişiler bir trafik seferberliği oluşturacak. Bu iş böyle Tahsin Bey ile, Barış Tilki ile, Hakan ile, Karayolları Müdürü ile bu iş düzenlenmez. Oturulacak her şey masaya. Şimdi bir trafik birimi oluştu. Pazartesi de geçti, resmi gazetede biliyorsunuz. Gelelim ona. Evet. Beklentiniz nedir o birimden? Çok. Şimdi bu beklentimiz eğerli doğru işleyeceğiz. Artık ceza da olacak. Yani bir ölümlü kazada herhangi bir devlet hatası varsa bu birimden sorulacak. En az 2 yıldan hapis. Lik cezası olacak. O zaman bizim yolları kapatmamız gerekmiyor mu? Öyleyse artık şu yani, an için mesela çalışmalara başlamak gerekmiyor mu? Bakın şimdi 100 kilometre gideceğin devlet vatandaş da sorumluluğunu bilecek Hakan. Tabii ki. Şimdi sen 100 kilometre gitmen gereken bir yerde 150-200 kilometre gideceksen, 50 kilometre gitmen gereken yerde 200 kilometre gideceksen, alkol içme, araba kullanma ve içeceksen de süresin, bunun bedeli var. Dünyanın tamam. Hiçbir yerinde İç de araba kullanan bir ülke yoktur. İçen, çağırın taksicini, binen taksiye ve evine gelin. Tamam, bizim bedeli... bu ülkede bir denetimsizlik. Denetimsizliğin sebebi de polis eksikliği. Karayollarımızın bu çıkmaz kaos olan trafikte sebebi personel eksikliği, bütçe eksikliği. Ama bunu da vurgulamadan geçmeyeceğiz. Bu sene farkındaysan bütün dereler ıslah edildi, temizlendi. Karayollar yaptı bunları. Bütün yollarımızda canıyla başıyla çalışan bir karayollarımız var. Vuraca yiğidi vur öldür hakkını yeme. Şimdi çıkıp da burada karayollarını, işte Ulaştırma Bakanlığı'nı, şoför okullarını, ama hükümet, bugün ben şoför okulu sahibiyim. 11 sene de var şoför okulu birlik başkanıyım. Bir günden bir güne beni gerek büyüklerim başbakanlık yapan, gerekse bakanlık yapan. Şoför okullarının standartını artıralım, ne yapalım? Veyahut da nereden başlayalım? Soran var mı? Yok. İşe çıkıyorlar. Şu iki tane duvar aşamadı. Trafik kazalarının önleme derneği başkanı Sayın Avcı.
O iki duvar nedir? Biri şoför okulları, bir de sigortacılar. Tamam, istişare et demek. Göğüs göğüse ver demek. Öyle çıkıp da televizyonlarda ahkam kesmek çok kolaydır. Barış geldi buraya şimdi. Çok yakışıklıyım ya da çok çirkinim. Atayım, tutayım. Şoför okulları dört dörtlüktür. Şoför okulları tamamdır. Ehliyet müfettişlerimiz tamamdır. Ama değil. Doğruları söylersek doğruyu bulacak. Ama yanlış gelirse şey, da burası ahkam keserik. Şoför okulları dört dörtlük eğitim verir. Şimdi şeyi merak ettim. Pazartesiden itibaren yolda hata varsa devlet bunun bedelini ödeyecek mi? Şimdi evet. Ödeyecekse ama bununla ilgili bir altyapı çalışması yaptı. Pazartesi resmi gazetede onaylandı bu trafik birimi. Hı hı. Artık trafik dairesi oluyor. Tamam. Şimdi iki aylık bir süre verildi. İki ayda her şeyi düzeltecekler mi? İki ayda önce kadrolar oluşacak. Hı. Personeller oluşacak. Çünkü 160 ile 170 arası bir personeli var bu dairenin. Bir trafik müdürü olacak artık. Evet. Bunun altında sekreteri olacak. Birimleri olacak. Denetleme şeyleri olacak. Bu 2-3 aylık sürede vergi dairesinde kalmak isteyen ve hatta ulaştırmaya, trafik bölümüne geçmek isteyen, yeni istihdam açılacaksa bunların oluşumu, bütçesi bu 2-3 aylık dönemde Hakan'cığım oluşturulacak ve ondan sonra başlanacak karayollarda bu birime tabi tutulacak. Şoför okulları da, ehliyet müfettişleri ve kademe kademe bu şeylerden, yapılardan kurtulması gerekir. Kurtulmazsa da artık mahkeme tarafından sorgulanacak bir birim, bir şey olacak, daire olacak. Tamam, onun için bunları artık bakanın uhdesinde yine bu trafik müdürüyle istişare ederek hesabı kim verecek? Hesabı, yolla ilgili bir sıkıntı bakanı, olduğunda Ulaştırma Bakanı yani verecek. İlla biri hapiste yatacaksa yatacak olan. Artık kim ise o şeyle ilgili, teknik hatayla ilgili yapılmadığını ispat eder. Ona göre o teknik heyetinde. Bakın biz bugün 2004 yılında karayolları mühendis istedi. Karayollarında. Ne zaman alındı bileyim? 2009'da mı? 5 yıl sonra. Bu kadar değer veriliyor bu trafiğe. İşte bu dediğiniz de şimdi herhalde. Kurucu Cumhurbaşkanımızın oğlu öldü. Başbakanlık yapmış İrsen Küçük'ün oğlu öldü bu ülkede. Yani aslında trafiği çözmek kolaydır. Trafiği çözmek isteyen var mı? Trafikten anlayan var mı? Her çıkan şoför okulunu eleştirir, ehliyet sistemini eleştirir, bakanı eleştirir, onu eleştirir, bunu eleştirir. Tam da ne yapıyoruz? Gidip de şikayet yazılı ya da herhangi bir konuda bilgi almak için bizleri arayıp da ya da yetkili kişileri bu konularda görüş alan var mı? Yok. Sadece konuşuyor. Şeyi merak ettim. Söylediğiniz çerçevede 2-3 ay içerisinde halledilecek dediniz. Evet. Şu olacak. Kadrolar oluşacak. Kadrolar oluşacak. Şimdi soracağım şeye ne zaman geçilecek? Şimdi biz bazı kazalarda yolun hatalı olduğu görüşünü alıyoruz. Evet. Uzman olduğunu düşündüğümüz kişilerden. Evet. İşte bu yolda şu eksiklikler var. Eğer bu eksiklikler olsaydı bu kaza olmayabilirdi. Veya olsaydı böyle sonuçlanmayabilirdi. Evet. Gibi görüşler çıkıyor. Evet. Uzmanlar bahsediyor. Kaç ay içerisinde bu altyapı tamamlanacak? Şu anda vardır. Başlanıyor mu yoksa yapıldı? Daha önce de vardı. Şimdi eğilim bak. Şimdi herhangi bir kaza ettiyse Hakan veyahut da Barış ve teknik, bu daha önce yapıldı. Ortaköy'de öldüydü iki kişi ve geldi ki yol hatasıdır dendi ve hapislik oldu bir tek. Şimdi hapislik eklendi. Anladım. Şey var mı? Mesela sabit hız kameralarının ölümle sonuçlanan kazaları engellediğine inanır mısınız? Yok. Ben bunların para düzeni olduğuna T2007-2009 yılından beri söylüyorum, yine söylüyorum. Bu trafik kameraları sadece vatandaşın cebinden para koparan cihazlardı. Doğru yerlere monte ediliyor mu kesinlikle peki? Kesinlikle hayır. Peki bununla ilgili bir yazı birim, bu birim doğru yerde olmadığını düşündüğü kameraları kaldırıp doğru yerlere monte etmede güçlü olacak mı? Yani şimdi bunlar benim Hakan'cığım şeyim değil. Yani mesela Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda evet. O Yakın Doğu kavşağına gelmeden önceki o sabit hız kamerası var. Defalarca haber yaptım aynen ben orada. Aynen öyle. Bir de yani, şey mesela oradaki hastanenin önündeki kamerada. Evet, mesela o Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki kameraya kadar 65 kilometre hızla gelin, Yakın Doğu kavşağına kadar hızınız 120'ye kesinlikle gelebilir. Yani test etmişiz. Hastanenin önündeki de öyle. Peki ne anladım yani, bu kamera bir işe yaramıyor burada aynen. Bence. İşte ben bunları belki uzmanlar bak, bu konuda bunlar yapılırken ben şoför okulları olarak birlik olarak çıkıp yanlış yerlere monte edildiğini ve hiçbir
faydasını görmeyeceğimizi söyledim. O görenler nerede? Evet. Kazaların azalacağının iddiası nedenler nerede? İşte kazalar önleme derneğine gene şeyde. İşte oralarda kazalar azalmış ölüm. Bir tane söylesinler bu hastanenin önünde ölümlü kaza oldu. Sıfır. Ya da o demin söylediğimiz yerde kamera olan yerlerden bahsedelim. Hı. Yok. Kavşaklardan o kadar uzağa takılıyor ki kavşaklara geldiğinde sürücüler yine hızlı giriyorlar. Sürekli. Biz bunları söylememize rağmen işte bunlar artık bu trafik biriminde ben inanıyorum. Ümidimizi de yıkmamamız gerekir. Ben inanıyorum bu trafik biriminde bunlar şu kara noktalar var. Şimdi bugün ben geçen gün bunu bir programda söyledim. Bugün yine söyleyeceğim. Boğaz kavşağı. Hı hı. Boğaz'dan gelirken ana yola çıkman gerekir. Lefkoşa'ya dönesin. Evet. Bir tır Lefkoşa'dan gelmez diye yolun yarısına çıktı. Yolu kapattı. Bekleyecek sol taraftan girmeden de arabaların gelmemesini ve ona göre çıksın yola. O tır o kadar büyük bir dor sesi vardı ki yolu kapattı. Gündüzüydü bu olay. Bir de gece olduğunu düşünelim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yol yok. İddia ediyorum. Ana yola çıkacak bir dor seli tır ve kapatacak yolu ve sol tarafına bakacak arabanın gelip gelmediğine ve 2 dakika 5 dakika benim önümü kesecek bir mentalite olamaz. Bunları düzeltmemiz gerekir. Evet. Üst geçitlerle alt geçitlerle bunların aynen yapılması öyle gerekir ama demin de söylediğim gibi paraya dayanıklıdır bunlar. Kesinlikle. Ve bunların çözümlenmesi bu kadar basit değildir diye düşünüyorum. İnşallah düzelir diyoruz. Şimdi kazaların olduğu bazı noktalar var. Unutulan yerler var. Kazalar evet olup ölümler yaşandıktan sonra fidanlar dikildi. İşte ölümlü yollar. Onlarla ilgili bir derleme haberimiz var. Onu izleteceğim ama evet, sürücü demişken Serkan'cığım o az önce bahsettiğimiz fotoğrafı bir paylaşır mısın? Kameraman kardeşimin tespit ettiği fotoğrafı bir paylaşırsan. Sürücü demişken hemen o fotoğraf. Bakın. Burası Yakın Doğu Kavşağı. Evet. Dikmen. Dikmen'e giden yol. Şu anda gördüğünüz arabada herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Zaten sıkıntıyı şu anda ileride kendisini uyanık zanneden bir jip var orada. Siyah bir jip evet görüyorsunuz efendim. Şimdi sürücü hatalarından bahsetmişken bu yolun da defalarca haberini yapmıştık. En sonunda bariyer yapıldı. Kazaya sebebiyet veren bir araç. Evet, şu araç kesinlikle evet, Dikmen tarafından geldi. Normalde sola zorunlu dönüş yapması gerekiyordu. Ancak uyanıklık yaptı. Evet. Lefkoşa dışına çıkacak ve orada bütün trafiği tehlikeye atarak çıkmaya hem çalıştı. Hem canını hem herkesin canını. Herkesin ben, canını. Tamam işte yani sürücüden kastımız bu. Artık Hakan. Mobese dedim. Mobese'nin gelmesini kimse istemiyor galiba. Bu ülkede şimdiye kadar. Şey, demin de söyledim. Paraya odaklandı her şey. Ama paradan şimdi ziyade. Doğru yatırımlar da yapıyor muyuz? Onları da muhakkak konuşmamız ama şu anda gerekir. Biraz ama şeyleri tartışalım. Benim arzuladığım yani teknik konulardan daha çok. Çünkü bu işler bir trafik mühendisinin tartışacağı konulardır. Doğru. Ve zaten bütün sorunlar. Benim arzuladığım ve özlediğim bir şoför okulu. Evet. Onu tartışmak istiyorum daha çok. Çünkü sütten dilim yandı, yoğurdu üfleyerek yerim. İşte oraya gelene kadar o kadar çok sorun var ki. İşte herkes kendi problemini tartışsın ki doğruları bulalım Hakan. Evet. Şimdi bakın. Şimdi ben şoför okulu olarak hala daha 21-74 trafik yasasından ondan bundan çakma bir kitaptan giriyorsam da eğitmenlik belgesi alırım. Hiçbir anlamı yok. Ben 10 ders zorunluluğu veriyorsam ve çocukların cebindeki parayı almak zorunda kalıyorum ve eğitim vermiyorum. Trafiğe dönüşümlü hiçbir faydası yok. Evet. Yani bunlar sadece işte yaptık. İşte şoför okullarını bağladık vergiye. İşte 10 ders üstünden şoför okulları vergi ödüyor. İşte şoför okulları ama ne öğretiyor? Çocuklara ne aktarıyor? Bunu ivdeleyen, denetleyen bir mekanizma yok. Bizim eksiklerimiz bunlar. Şoför okulları bugüne kadar 2004 yılında şoför okulları resmileşti. Ve şoför okulu sahipleri bazı kriterlere geçtikten sonra yazılı ve görsel sınavlardan mercek altına alındı. O günden bu yana şoför okulları denetlendi mi? Hayır. İnşallah şimdiki bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı bu konularda önümüzdeki hafta şoför okullarının denetleneceğini, tabii bunlarla da çözümlenmeyeceğini ben söylememe rağmen, çünkü hala daha bir toplantı yapılmadı, şoför okullarının eksikleri söylenmedi. Bakın bugün şoför okullarının araçları yeterli değil. Kırık dökük araçlarla eğitim veriyoruz. Eğitim ediyorlar. Dedik ki artık taksicilerde, çiftçilerde, zetlerde olduğu gibi şoför okullarına da gümrüksüz araç verin.
Ya da kredi olanakları tanıyın ki biz de arabalarımızı yenileyelim. Bugün şoför okullarının %90 batmış durumdadır. Çünkü siz de takdir ediyorsunuz, serbest piyasa vardır. Tutunmak için işte Barış Tilki, Hakan, Mehmet, Hüseyin evini geçindirmek için ucuz fiyat yapıyor. Ucuz fiyat yaptığında bu sefer eğitimden kesiyor. Eğitimden kestiğinde çocuğa yeterli eğitimi veremiyor. Bunlar hep bağlantılı zincir misali hep geliyor ve düğümleniyor. Biz diyoruz ki devlet koyacağı taban fiyatıyla zaten bir maliyet vardır. On dersin bir harcanan bir bedeli vardır. Bunların denetlenmesi vardır. Veriyor mu bu çocuğa on ders yoksa sadece cebindeki parayı mı alıyor? Bunları aslında belirlemek çok zor değil. Ama niyet önemlidir. Peki devlet edenler gerçekten trafikte yaşanan teröre üzülüyor mu sence? Bence üzülüyor. Üzülüyor mu? Bence üzülüyor ama... Neden bir şey yapamıyor? Çünkü bu demin de söyledim sana Hakan, ekip işidir. Bu ekipler bugüne kadar kurulmadı. Tamam kurmak için geldin abi. Tamam yok öyle bir... Şimdi o kadar bir başı boşluluk var dairelerde. O kadar bir sistem çökmüşlüğü var. Yani görüyorum bunu bugün. Bugün ehliyet tazelemelerde bile 3 tane 4 tane memurumuzun isyan edip de bırakıp da gittiği saatler oluyor. Bu kadar bir sistemsizlik, bu kadar bir sorumsuzluk ve gerçekten yani bu insanlar ne yapıyor, nasıl bir eğitimden geçiyor, ehliyetlerini nasıl tazelettiriyorlar. Bakın gidiyorsunuz siz Maliye Bakanlığı'na bir tane resim, bir daha 74'ten kalan bir form olan ehliyetinizi tazeliyorsunuz ve kaç gün beklersiniz bilin? 3 hafta. Doğru. Tamam bunlar normal mi? Hayır değil dünya, tabii ki. Dünya aya çıkar. Biz hala daha ehliyetlerin 3 hafta vatandaşa eziyet git gel. Git gel. Tamam bunları hak ediyor mu vatandaşımız? Bu seyri seferleri en yüksek noktada öderken, ehliyet harçlarını en yüksek noktada öderken bu vatandaşlarımıza bu eziyeti çektirmek. Bu yollarda bu karmaşıklıkta yani bunlar düzelemez mi? Bırakın yollarımızı, altyapıyı, şoför okulları. Bu düzelemez mi? Çok güzel. Bugün esnaf ve zanaatkarlara gidin, üye olun. 10 dakika sonra verir sana bir kartını. Üye oldun yani nasıl ki ehliyet kartın var. Üyelik kartını verirse 10 dakika sonra. Oturdur seni kahveni için, çayını için bitti. Bunu benzinin anda çözebilir, evine postayla da yapabilir, e-mail de yollayabilir, da yollayabilir. Ama niyet var mı? İnşallah ben gene söylerim. Ümitsiz olmamamız gerekir, karamsar olmamamız gerekir. Bu trafik birimin oluşmasında ben inanıyorum ki doğru kişiler aktarılırsa bu birime iyi yani siyaset yapılmazsa işte tanıdık konulmazsa ve trafikten anlayan, gönül veren, yıllarını veren insanlar bu kadrolara yerleştirilirse ben değilim mazan etmesin insanlar şimdi ben bu birime isterim şey diyeyim. Bu da işin esprisi. Çünkü bizim niyetimiz şoför okullardır. Peki, ben şoför okullarının düzelmesini canı gönülden isterim ama benim inan olmaz. Tabii ki. Ben hemen şey yapacağım. Biraz siyasiler tamam sadece siyasiler değil ama vallahi kimse kusura bakmasın biz trafikte her gün can kaybediyorsak 2,5 yaşındaki çocuğu trafikte kaybediyorsak ben bunun hesabını Bakkal Ahmet amcadan sormam. Beni yönetenden sorarım. Evet. Hemen hatırlatma adına bir haberimiz daha var. Ne güzel. Şöyle bazı noktaları bir dolaşmıştık. İşte siz basıncılara büyük görevler düşer. Unutulmayacak. Biz elimizden geleni yapıyoruz. 4 tane öğretmenimizi unutmayacak. İşte şimdi onu hatırlatıyorum. Çocuklarımızı unutmayacak. Evet. Doğru okullarını hatırlayacak. Hatırlatıyorum. Şimdi evet. O haberi hatırlatacağım. Değerli izleyenler, devlet nerede diye bir haber yapmıştık. Gerçi bir birim kuruluyormuş. İnşallah bu birim iyi bir şeyler yapar ki takipçisi de olacağız. Trafikte giden canların acısını sürekli içinde yaşayan bireyler olarak bunun takipçisi olacağız. Biz şöyle bir kazaların olduğu noktalara gittik kameraman arkadaşımla birlikte. Bu noktalarda ki kazaları hatırlatmaya çalıştık sizlere. İsterseniz sözü fazla uzatmayayım, o haber bir ekrana gelsin. Sonrasında devam edeceğiz. Yapılmadan açılan yollar, dikkatsiz giden sürücüler, meydana gelen kazalar... Ülkenin terörü haline gelmiş olan trafikte canlar bir bir yok olmaya devam ediyor. Alınmayan, bazen geç alınan önlemler de tehlikeyi daha da tırmandırıyor. Ve önlem değil, kazalardan sonra gözyaşı dökülüyor. İşte ülkeyi ayağa kaldıran yerlerden bir tanesi, Türkeli Kavşağı. Hani gencecik fidanların yok olduğu,
bir süre sonra da unutulduğu kavşak. Yapılmadan açılan yollar, dikkatsiz sürücüler, hızlı giden sürücüler. Mesela şimdi geçtiği gibi işte bu sürücüler ve yollar yolda can almaya devam ediyor. Bulunduğumuz yer Türkeli Kavşağı. Buradaki kazayı hatırlayacaksınız. 4 kişi hayata gözlerini kapamıştı. Altın Fincan davası da devam ediyordu. Altın Fincan davası demişken geçtiğimiz haftalarda Altın Fincan istinafa başvurdu cezasını düşürmek için, ancak istinaf cezasını bir yıl daha uzattı. Giden geri gelmiyor ki ceza uzasa, ama en azından önlem alınsa, başka canlar yok olmasa. Kazanın hemen sonrasında bu yol ölüm yolu ilan edilmiş ve kaybolan fidanlar için fidanlar dikilmişti. Ama geçen zaman her şeyi unutturdu. Mesela bugün refüjlerin içerisinde yol kenarında olması gereken bordör taşları var. Kameraman arkadaşım Abdullah Su İçmez sizlerle paylaşıyor. Ve bu bordör taşları bu yolun, bu refüjlerin unutulduğunun en büyük göstergesi diyebiliriz. Asya'yı hatırlar mısınız? Kimi unuttu bile? Hatırlatalım. Gencecik yaşında trafiğe kurban gidenlerden sadece bir tanesi. Ölüm yolu diye adlandırılan yollardan bir tanesi daha. Metehan Yeni Güzel Yurt yolu. Bu yolda da o dönemde bariyer falan yoktu. Sonradan yaptılar bariyerleri araçların hızını kesmek için. Çünkü burada da feci bir kaza meydana geldi. Asya Rıdvanoğlu, hatırlayacaksınız. Dünyalar güzeli bir kardeşimizdi. Genç yaşında işte bu yolda trafik kazası geçirdi. Daha doğrusu araç Asya'ya çarptı. İşte bu yol Asya'ya mezar oldu. Yakın tarihte ölümle sonuçlanan bir başka kaza. Adres bu sefer Yenikent. Trafik kazalarının bir başka adresi Yenikent yolundayız. Burada da geçtiğimiz haftalarda bir trafik kazası meydana geldi. Ve motosiklet sürücüsü tam da bulunduğumuz bu noktada hayata gözleri kapadı. Peki ya Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki kazaya ne demeli? İki öğrenci, iki fidan, iki can. Kazanın bir başka adresi de işte Doktor Fazıl Küçük Bulvarı oldu ve bu yolda can aldı. Hem de çok yakın bir tarihte. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan uyruklu 4 öğrenci kardeşimiz burada araçla seyir halindeyken trafik kazası geçirdi ve 2 arkadaş burada hayatını kaybetti. Geriye kalansa işte arabanın bu parçası oldu. Trafikteki sorunu çözmek için işe nereden başlanır bilinmez ama artık bir yerden başlanması şart. Trafik bir orkestradır. Herkes elini taşın altına koyması gerekir. Şoför okullarıyla, ehliyet müfettişleriyle, polisiyle, bakanlığıyla bu işler çözülemez. Bu işler bir orkestrayı düşünün. Bu orkestrayı düzgün çalmayla olur. Tüm birimlerin masaya yatırılıp A'dan Z'ye eksikleriyle, fazlalıklarıyla kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli olarak çalışmaların başlatılması gerekir. Ülkede bu kadar kaza olurken, bu kadar can yanarken, bu kadar ocağa ateş düşerken devlet edenlerin ne yaptığını da merak ediyor, sorumuzu onlara yöneltiyoruz. Şimdiki adresimiz de meclisin hemen önü, ama telaşa gerek yok. Burada meydana gelen bir kaza yok. Peki neden buradayız? Merak ettiğimiz ve aklımızdaki soru işaretleri için buradayız. Mesela ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, 10 bakan ve 50 milletvekili var. Peki bu vekiller bu meclisin içerisinde bu kadar ölümlü kaza oluyorken neyi konuşuyorlar? Evet, buna cevap vereceklerdir diye tahmin ediyoruz siyasilerimiz. Hayran kaldım. Vallahi. Ya çok acı şeyleri paylaşıyoruz. Evet, şimdi onu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim Garavullar Müdürümüz. Boğaz Kavşağı'nın yapıldığını, detaylı projeler aydınlatma yaptırıldığını, bu demin söylediğiniz Yakın Doğu Bulvarı'nın, onun asla biliyordum Taçoy zamanında yapıldığını, MİT'te olduğunu, yani Merkezi İhali Komisyonu'ndadır. Çağaloğlu'ndan Dutunhamitköy Kavşağı'na kadar yol ağızları hep genişleyecek. Sola dönenler, sola dönecek olanlar kesinlikle ışıkta beklemek zorunda olmayacak. Direkt geçip gidecek. Evet, onlara ayrı bir cep yapılacağını. Bunlar arzuladığımız şeylerdir. Evet. Zaten ben gene söylerim. Bu bir şey değil, yalakalık veyahut da işte kesinlikle öyle bir şey. Çünkü karayolları gerçekten zor şartlarda çalışan ve en çok çalışan dairedir. Eksik olmasına rağmen... İşte demin onu söyledim. Bu trafik birimi oluşmasının sebebi bu eksiklikleri, inşallah, onu bilmiyorum, onu pazartesi öğrenme şimdi aklıma geldi.
bu toplanan seyri sefer ehliyet paraları acaba bu trafik birimine gidecek mi? İnşallah. Çünkü geri dönüşümlü olmazsa hiçbir anlam olmaz. Çünkü bu paraların memurlara gidip de memur maaşlarının ödenmesine ben şahsen üzülüyorum. O da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Biz refüjlerin temizlenmesi için bile ayrı bir demin kalemin olduğunu biliyoruz ama. Güzel yolu işler acısı. Evet. Her gittiğimde ama her gittiğimde üzülüyorum. Yelkovanı durmuş bir saati düşün. Bir baba bu mesajı verdi. Ölen öğretmenlerden birinin babası bizim saat durdu dedi evde. Ne kadar kötü yani tüylerim kalktı şu anda. Bir insanın en büyük varlığı evladıdır. Evet. Ve düşünün bir haber geldi size. Trafikte suçsuz günahsız evladınızı kaybedersiniz. Ve o evde hayat değişiyor. Bütün imkanlar, olanaklarınız başka yöne çevriliyor. Bugün sen de, ben de, herkes yarın kendimizi KODES'te bulabiliriz. Evet. Bu sistemle, bu altyapıyla. Onun için bana bir şey olmaz, bana necilik mentalitesini bir kenara itip herkes işte çıkıp televizyonlarda onu bunu suçlamayı da bırakacağız. Herkes elini taşın altına koyacak ama doğru şekilde. İşte ben bunu yaptım, o bunu söyledi, bu bunu yapmaya çalıştı, engellendi gibi söylemlerden artık vazgeçeceğiz. İnşallah ben inanıyorum bunu bir kez daha sizin kanalınızda vurgulamakta yarar görüyorum. Bu arada şu anda gördüğünüz bu görüntüler temizlendi yalnız onu da söyleyeyim. Evet. Lefkoşa Girne arasındaki ana yol. Bakın, daha önce biz haber. Şu hakan, anda temizdir burası. Olabilir onu temiz ama düşün. Amma velakin. Var mı böyle iki geliş iki gidiş bakın, yollarda? Pisliğe bakın. Evet. Şimdi asıl vurgulamak istediğim şu, yaptığım bir araştırma sonucunda şunu öğrendim. Bu refüjlerin, şu gördüğünüz refüjlerin temizlenmesi için bir kaynak var, bir kalem var. Evet. Bu paranın nerede olduğunu bilmiyorum ama bunu temizleyen de zaten bakanlık değil bildiğim kadarıyla. 2014 yılında kameralardan 12 milyon para toplandı. Belediyeler temizledi bak, burayı. 12 milyon. Bu paranın ulaştırmaya aktarılmadığını Maliye Bakanlığı tarafından bizzat kendim biliyorum. Nereye aktarıyorlar? Maaşlara mı? Evet. Maaş ödüyorlar. De maliyenin şeyindedir ama kullanamaz yeni. Bekler ama ulaştırma bu parayı şey etmesi gerekir. Geri dönüşümlü kameralara bu arızaların yapılması ve altyapının şeyi 46 milyon da zannedersem 2 yılda 2015-2016 ve bu şeyler hep ben istiyorum ki geri dönüşümlü olsun, trafiğe aktarılsın, karayollara aktarılsın, yollarımız aktarılsın, vatandaşımız daha huzurlu ve kendinden emin seyahat yapma özgürlüğüne kavuşsun. Evet. Ben bunu en büyük hayalimdir. Çünkü bizim de çocuklarımız var, bizim de anne babalarımız, kardeşlerimiz var, tanıdıklarımız var. Bana olmaz bir şey mentalitesinden, zihniyetinden vazgeçmemiz gerekir. Her öldüğünde birileri ben saatlerce acaba ne yapıyoruz, nereden bu sektörün içine girdim diye kendime sitemde bulunuyorum ama siz de takdir ediyorsunuz ki elimizde öyle bir güç yok. Elimizde öyle bir mekanizma yok. Bugün bir şoför okullarına ben seminer yapma lüksüm yoktur. Evet. Ben Ersin Tatar Maliye Bakanlığı'nın zamanında biz Maliye Bakanlığı'na bağlıydık 2013'den önce sene kadar. Şu anda ve bize zorunlu üyelik yapma zorunluluğu yaptırıldıydı 2 yıl. 50-60 bin lira bir para topladık ve onunla ilgili bir trafik eğitim parkımızı gerçekleştirdik. Ona gelecektim. Evet. Programın da sonuna geldik. O konuyu konuşmak istiyorum. Evet. Birkaç dakikaya sığdırmanızı İnşallah. Rica edeceğim. Evet. Eğitim parkuru. Evet. De onu söylüyordum. Kendi bütçemizle bu trafik eğitim parkını gerçekleştirdik. Yani ihtiyaç olduğunu hissettik 2011 yılında. 2013 yılında gerçekleştirebildik. 2014 yılında projeyi bitirdik. Karayolları Müdürümüz, Trak Hayat Başkanı Hüseyin Sevay, Taner Aksu trafik mühendisimizin büyük katkılarıyla ve şu anda su ihalesinden ve bu ekonomik paket protokolundan imzalanmadığından dolayı Türkiye bütün kaynakları kesmiş durumdadır. Yani benim söylemeye çalıştığım biz şoför okulları olarak eğitim istiyoruz. Evet. Trafik eğitim parkı istiyoruz. Arabalarımızı yenilemek istiyoruz. Standartlarımızı eğitim hususunda artırmak istiyoruz. Ama bunu verecek olan bakanlıktır, yetkililerdir. İnşallah sizin kanalınızda bu sesimizi duyarlar. İnşallah. Ve biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ölen çocuklarımız bizim çocuklarımızdır.
trafik konusunda, eğitim hususunda ne katkı isterlerse şoför okulu olarak, birlik olarak biz varız. İnşallah bundan sonra trafiğe daha duyarlı bir şekilde daha faydalı konulara, projelere imza atarız. İnşallah. Tekrardan size yayına bizi çağırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok verimli bir program oldu. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bu haftalık da bizden bu kadar. Konumuz ülkemizin terörü trafik. Trafikte her geçen gün canını kaybeden insanların haberlerini biz haberciler paylaşmak zorunda kalıyoruz. Ocaklara düşen ateşi düşünün, o ateş her gün bizim içimize düşüyor. Onun için trafikte ciddi, somut adımlar atılması kanaatindeyiz. Nacizane fikrimiz budur. Artık geç kalmadan trafik adına yapılan güzel haberleri de sizlerle paylaşmayı istediğimizi bizi yönetenlere yine nacizane belirtmek isteriz. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya bir başka konu başlığıyla ben tekrar karşınızda olmayı planlıyorum efendim. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.